Merhaba beyler, herkese günaydın. Bugün pazar, pazar aile günü. O yüzden dedemiz sabah erkenden bize geldi. Ve dedeyle beraber şimdi ofise geçiyorum. Çünkü dedenin Nişantaşı'nda yeni muayenehanesi açılacak. Bu DC'nin yeni şubesi. Biz de ofisimizin perdelerini takmak için babamın matkabını almıştık. Şimdi o matkabı babama geri vereceğim. Ondan sonra da Kadıköy'de bir kahve içeceğim. Orada tekrardan konuşurum herhalde diye tahmin ediyorum. Matkabını aldım. Şimdi hedefim bir kahve içmek ve o yüzden en sevdiğim Türk kahveci Fazıl Bey'e gideceğim. Babamın yeni muayenehanesi Nişantaşı'nda açılacak. Matkaba neden ihtiyaç duyuyorsun baba? Ne yapacağım matkapla? Dedik deleceğim oğlum. Eve çağırdım. Kamyonu parçaladın, evi parçaladın. Benim gibi Türk kahvesi müptelasıysanız kesinlikle Kadıköy'e önerdiğim noktalardan bir tanesi Fazıl Bey'in Türk kahvesi. Bir Türk kahveciler sokağı var meşhur. Belki birçok kişi orada Türk kahvesi içiyordur. Ama rahat rahat oturmak ve kahvenin ve muhabbetin tadına varmak istiyorsanız buradaki Fazıl Bey'in Türk kahvesini tercih edin. Kahvesinde toplam 6 çeşit farklı Türk kahvesi içebilirsiniz ama aynı zamanda buzlu şerbetler de var. Bunun dışında Kanlıca'ya kadar artık gitmenize gerek yok çünkü Fazıl Bey'in Türk kahvesi şubelerinde Kanlıca yoğurdu da var. Toplam 4 şubesi bulunan Fazıl Bey'in kahvesinin 2 tanesi Kadıköy'de. Yani o Kadıköy çarşıdaki kahveciler sokağının aslında ilk Türk kahvecisi Fazıl Bey'in Türk kahvesi. Diğer 2 tanesi de biri Kızıl Toprak'ta, diğeri de caddede. Şimdi bir 5. geliyor, o da Bahariye Caddesi'nde olacak, tam adliyenin orada. Bölümlerde Deniz'le hesabımızı yapmıştık biliyorsunuz. Her bir kuruşumuzun artık çok bir ciddi bir önemi var İngiltere'ye gidebilmek için. Bu yüzden artık öyle taksiye falan binmiyoruz. Toplu taşımayı kullanıyoruz. Ve yani daha fazla metro, otobüs ve dolmuş ve metrobüs ve gibi şeyler izleyeceksiniz. Daha önceki bölümlerde söylemiştim. Anadolu yakasındaki metroyu gerçekten hiç kullanışlı bulmuyorum. Çünkü metro çıkışlarıyla gidilecek yerler arasında inanılmaz farklar var. Hatırlarsanız Kozyatağı'ndan çıkmıştım ve Bataşehir'e gidebilmek için taksiye binmiştim. Şimdi de eve gidebilmek için Ünalan metrosundan çıkmam gerekiyor. Aslında Acıbadem metrosu daha yakın. Çünkü Ünalan metrosundan çıktıktan sonra, yani metrodan indikten sonra yaklaşık 10-15 dakika boyunca yürümek zorundasınız. Ve Akasya'dan çıkıyorsunuz. Akasya'dan çıktığınızda bir bakıyorsunuz. Hemen dibinde Acıbadem metro durağı var. Neden Acıbadem metro durağıyla bağlamamışlar, bağlantı yapmamışlar hiç anlamıyorum gerçekten de. Şunu da eklemem gerekli. Acıbadem metrosundan çıktığınızda, E5'in kenarından çıktığınız için
Acıbadem metrosundan çıkıp Akasya'ya doğru yürümek gerçekten imkansız. Gerçekten çok sıcak. Kısa bir yürüyüş ardından evdeyim. Artık o dünkü videoda bahsettiğim itirafları ve yapacağız. Ve bazı sözler vereceğiz Deniz'le beraber. Sonra da akşamüstü için bir yemeğe gideceğiz. Eve geldim ve sevgili karım yıkanmış, güzelleşmiş ve Budayva ile ilgili önemli çalışmalar yapıyor. Gördünüz mü şu an? Çok güzel. Evet, daha önceki bölümde söylemiş olduğum gibi bugün bazı itiraflar ve aynı zamanda sözler verme günü. Bir şey mi var? Ha. Evet, itiraflar. İtiraf 1. Çok şişkoyuz. Görüyorsunuz, izliyorsunuz. Hemen hemen her anımızı çekiyoruz. Ama çekmediğimiz bazı anlar var. Bu anlar tabii ki de kendimizden pek de memnun olmadığımız anlar. Ne gibi? Mesela dün gece ben hani son video konuşmasını yaparken aslında kameranın arkasında kocaman bir McDonald's torbası vardı. Ve içinde double cheeseburger ve iki tane altılı nugget vardı, biliyor musunuz? Ve yine kameraya çekmediğim bazı durumlardan, önemli olanlardan bir tanesi de sigara içiyor olmam. Evet, Deniz'in nargilelerini çekiyoruz. Çok insanlar ayıplanıyorlar diye. Ama ben kendi sigaramı çekmekten çok utanıyorum ve çekmek de istemiyorum. Yani uzun lafın kısası, sigara içiyoruz, sağlıksız besleniyoruz ve de spor yapmıyoruz. Şimdi vereceğimiz sözler yarından itibaren, çünkü yarın pazartesi. Ve biliyorsunuz pazartesi yeni şeylere başlamak için mükemmel bir gün. Ve vloglarımızın 8.sini çekiyor olacağız. Ve önümüzdeki haftayla beraber vlog serilerimizde sizlerle beraber bir path, bir yolculuğumuzu aynı zamanda paylaşmak istiyoruz. Nedir bu yolculuk? Basit yaşam yolculuğu. Benim basit yaşamaktan anladığım, ihtiyacımız olmayan her şeyi ihtiyaç sahiplerine vermek. Tamam. Ondan sonra az eşyamızın olması. Tamam. Basit şeyler yapıyor olmak gerçekten de. Ne gibi? Ne gibi? Yani daha azıyla yetinmek, her gün aynı şeyleri yapabiliyor olmak mesela. Vereceğimiz sözleri bir summarize etmek gerekirse. 1. Sabah erken kalkmamız lazım Leyla için. Uzun lafın kısası bu yani. 2. Sağlıklı besleneceğiz. Which means evde yemek pişireceğiz. Değil mi? Evet. Kalitesiz karbonhidrattan, glisemik indeksi yüksek karbonhidrattan, şekerden uzak olacağız. Taş devri diyeti yani. Gibi aşağı yukarı. Aynen. Ve aynı zamanda juice da daha fazla yine arttırıyor. Evet, aynen. Bu arada Deniz'in denizdeniciler.com'da juice yazısını okumanızı tavsiye ederim. Juice benim ilk kilo vermeme neden olan enteresan bir beslenme şekli. Deniz de bayağı bir kilo vermiş ama onları sonra tekrardan geri aldı. Ben de yaklaşık 3 kilo kadar geri aldım. Şimdi onları tekrardan vermek istiyorum. Okay. 3. Tamam. Rutin olarak spor yapmaya karar verdik. Bunu rutinimiz olarak belirlemeyi ve her gün en az 1-1,5 saatimiz spor ayırmayı. Deniz yoga yapmak istiyor ve yüzmek istiyor. Ben eskiden yapmış olduğum üniversite zamanlarında sabah bir saat koşularımı tekrardan başlatmak istiyorum ve yüzmek yapmak istiyorum. Yüzmek yapmak. Çınar, bayır bilikliyim ya. Hala. Son olarak hepinize önerdiğimiz ve en önemli olan şeylerden bir tanesi, kendinize zarar verdiğini bildiğiniz şeylerden uzaklaşmak. Ne gibi? Mesela ben sigara içiyorum. Deniz nargile içiyor yani. Kendinize şefkat gösterin. İdare. Kendinizi sevin, değil mi? Cici yapın kendinizi. Gerçekten bu saydığımız 4 maddeyi bile gerçekleştirmek oldukça zor olacak. Bütün bu anlarımızı vlog'da sizlerle paylaşacağız. O yüzden vlog'da bize destek olacak, bizi cheer up edecek, böyle yaşasın, aferin size falan diyecek komentlerinizi, like'larınızı esirgemeyin, biz de mutlu olalım. İyi diye böyle, evet, bizi sevin, hadi bay bay. Leyla uyanmış. Leyla. Günaydın, ne yapıyorsun kızım? Ebru.
Hı? Ben? Ya. Okey, var mısın? Okey. Pardon, var mısın? Hello, var mısın? Hello. Hi, var mısın? Sen niye basıyorsun orada? Benim ağzım peşine tavşan mısın? Evet, şu anda yoldayız. Leyla'yı anneanneme, babaanneye bırakacağız Moda'ya. Birazcık gezeceğiz. Deniz'in de anne olmadan tatil yapma ihtiyacı var. Anneanne. Leyla'nın dedesi bir gitarist ve Leyla dedesi gitarını görünce hemen bir gitar serenat istedi. İşte mutluluğunu görüyorsunuz. Leyla dede nerede? Dede gitti mi kızım? Söyle dede de. Evet, programı evdeki hesap çarşıya uymadı ne yazık ki çünkü acil bir telefonla bir yakınımızı hastaneye götürmek zorunda kalan annem üzülerek ortamı terk etti o anda. Ve bu yüzden biz Hello. Balıkçı'ya gidiyoruz şu anda. Evet. Moda'da her zaman Koço balıkçısına gidiyorduk. Bu sefer bir değişiklik yapalım dedik ve Cibali Kapı balıkçısına gitmeye karar verdik. Haliç ve Moda'da varmış sadece. Levrek, tamam. Yoğurtlu patlıcan, yiğit ezme, evet. Kavun, kavun, peynir ve şerefe. Şerefe. Çin. Biraz çin çin. Balık geliyor tamam. Evet, burada bir ahtobot. Bu kadar iştah açıcı gözüküyordu ki direkt gömüldük denize beraber. Nasıl izlediniz? Lukasalmış domates. Var, üzerinde biraz peynir. Bu da Leyla'nın yemeği. Kalamut. Aynen, bunun bence en fazla şu... Beşli birlik ismini yemeyecek, gerisi bizim olacak. Leyla'cığım afiyet olsun. Bu da bir kalamar ızgara. Evet, Leyla kalamar yemeye karar verdi. Emerek yiyelim. Cibali Kapı balıkçısı genelde müdaimlerinin geldiği bir balıkçı, bir mekan. Burada 35-45'ten fazla meze var. Girit ezmede buranın spesiyallerinden bir tanesi. Ben hayatımda ilk defa yedim ve çok beğendim. Bunun dışında Haliç'teki asıl şubesine mutlaka gidin. Orası tarihi bir bina. Ahşap bir bina ve çok güzel gözüküyor. Mutlaka oraya da ben bir kere gideceğim. Kadir Has Caddesi'nde. Mutlaka bir ara uğrayın. Leyla'nın yine uykusu geldi hava karardığı için. Güneş batınca Leyla'nın da uykusu geliyor. Derken ardından tepelerin. Yatak vakti geldi Teletabilerin. Teletabiye de selam söyleyin.
Evet, bugün gerçekten güzel bir gündü. Önemli kararlar verdik Deniz'le beraber. Önemli sözler verdik. Şimdi yarından itibaren bunları uygulamanın vakti. Evet, biz bazı belki ulaşılması zor hedefler koyduk ama basit yaşamın aslında ana fikri şu: gülümseyin, derin bir nefes alın ve devam edin.